Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından herkese keyifli günler. ABD'de seçim programıyla karşınızdayım. Ben Eda Özdemir. ABD seçimlerine an itibariyle bir hafta gibi kısa bir süre kaldı ve biz de gerek Türkiye bağlantıları gerek Amerika bağlantılarıyla yayınımızı desteklemeye ve süreci değerlendirmeye devam ediyoruz. Amerika bağlantımız olacak ama öncesinde anketlerdeki son durumu ekranlarınıza getirerek bir programımıza başlayalım. Grafiğimizi görelim, ardından konuşalım. Genel grafikte aradaki farkın %7.5 olduğunu görüyoruz. Farklı kamuoyu yoklamalarında farklı sonuçlar çıkabiliyor ama genel anlamda fark %7.5 seviyesinde. Joe Biden ve Donald Trump'ın aynı zamanda kritik eyaletlerde de farklı sonuçlarını görmek mümkün. Ama kritik eyaletlerde Joe Biden üstünlüğünü sağlamaya devam ediyor. Arizona'da 3.2, Wisconsin'de 7.6, Michigan'da 7.8, Pennsylvania'da 4.9, Kuzey Carolina'da 1.8 ve Florida'da 2.1'lik üstünlüğü söz konusu diyelim ve diğer grafiğimizi görelim. 3 Kasım'da başkanlık sonucu belli olacak fakat sonrasında bir 5 aşamalı süreç bizi bekliyor olacak. 3 Kasım'da başkanlık sonucunun belli olmasının ardından tüm eyaletlerdeki oyların hangi adayın hangi delege oyunu aldığı saptanacak ve ardından her eyalette seçiciler kurulu üyesi başkan adayına oyunu verip bu oyları Washington'a gönderecek. Akabinde tüm eyaletlerin seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekecek. Ardından 2 yemin töreni gerçekleşecek. Bu gerçekleşecek yemin törenlerinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yeni üyeleri görevine başlayacak ve son gerçekleşecek yemin töreninde de Amerika'nın yeni başkanı belli olmuş olacak ve görevine resmi olarak başlamış olacak diyelim. Şimdi bir de 2016'ya uzanan, 1960'tan 2016'ya uzanan başkanlık sonuçlarını görelim. Burada kırmızı renk cumhuriyetçileri, mavi renk demokratları temsil ediyor diyelim. Ve en son Donald Trump'ın kazandığını görüyoruz. Tabloya baktığımızda şu ana kadar 5 demokrat başkan ABD başına gelmiş, cumhuriyetçilerdense 4 başkan gelmiş. Trump'ın hükümete kalmasının devamı halinde 4 başkan korunacak. Biden'ın hükümete gelmesi durumundaysa demokratlara yeni bir başkan eklenmiş olacak diyelim. Bir de bugün Twitter üstünden bir anket yapıyoruz değerli izleyenler. Anketimize katılmak isterseniz Joe Biden mı kazanacak yoksa Donald Trump mı kazanacak siz de Twitter üstünden oylayabilirsiniz diyelim. Kamuoyu yoklamalarını Joe Biden eğer haksız çıkarmazsa şu anda o kazanacak gibi görüyor. Donald Trump bir sürpriz yapar da kazanır derseniz Donald Trump'ı da seçebilirsiniz. Sonuçlarınızı bekliyoruz. Şimdi konuğumuza gidelim. Evet, şimdi New York'a gideceğiz. Ticari danışman Cüneyt Gürkan bizlerle olacak. Merhabalar Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. New York'ta sandık kuyruğunun oradasınız sanıyorum ki, değil mi? Evet, New York'taki 88 sandıktan bir tanesi olan Madison Square Garden, normalde spor müsabakalarıyla bildiğimiz Madison Square Garden'ın önündeyiz. Bu da burada noktada da sandıklardan bir tanesi bulunuyor. Önümüzdeki geçtiğimiz birkaç gün içinde burada yüzlerce kişi sıraya girdi ve 4-5 sokaklık kuyruklar oluşmuştu. Daha erken saatlerde sandıklar açılıyordu. Bugün sandık 12'de açılacak. Şu anda saat 9 ve 9.30 civarı. Ve yaklaşık 5-10 kişi var sadece. Yani 3 saat önceden gelip insanlar bu kuyrukta sırayı beklemek için buradalar diyebiliriz. Amerika'da seçimler için ciddi bir rakamla seçimlere katılacağı gözüküyor. Şu ana kadar 60 milyon kişi oy kullandı. Bu tarihi bir rekora gittiğimizi gösteriyor. Yaklaşık %65'lik bir katılım oranı bekleniyor. Bu daha önceki en büyük rakam Obama'nın seçimlerinde %61 ile oluşmuştu. Şu ana kadar 60 milyon seçmenden yaklaşık 4-5 milyon her gün ekleniyor diye düşünürsek demek ki 85 milyon kişi seçimler bitmeden önce oy kullanmış olacak. Bu da çok büyük ve ciddi bir rakam ve tarihi bir rakam. Amerika'da 328 milyon kişi yaşıyor ve bunların 240 milyon
tanesi oy kullanabilir yaşta ve vatandaşlık statüsüne sahip. Bu kişilerin içinden toplamda 185 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor. Ben biraz rakamlardan bahsederken şöyle sandıkların oraya doğru da bir yürüyeyim, orayı da göstereyim size. Şimdi bu sene seçimlerle ilgili rakamları siz de verdiniz. EkoTürk yayınlarında devamlı izliyoruz. Ama ben rakamların dışında genel bir teamül var. O da geçen sefer de rakamlar Trump kaybedecek diyordu. Ama Trump kaybetmedi söylemi çok fazla var. Burada tabii şeytan detaylarda gizli. Yani aradaki fark ne kadardı ve bu kadar farkı da kapatabilir mi Trump sorusunu sormamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Geçen sefer anketler yanılmıştı söylemi. Aslında doğru değil. Şunu söyleyebiliriz. Tam da şu anda arkamda sandık bölgesine giriş kısmını görüyorsunuz. Geçen sefer aslında anketler yanılmamıştı. Hillary Clinton'ın %3.2 daha fazla toplamda oy alacağını söylemişti. Bu anketler dediğimizde toplam 60 anketin ortalamasından bahsediyoruz. Bu 3.2'lik önde olacak Hillary Clinton söylemi sadece %1 yanıldı. 2.1 ile Hillary Clinton genel toplam oyda fazla aldı. Ama delege dağılımında Trump avantajlı durumda olduğu için başkan Trump oldu ki aradaki fark da hepimiz biliyoruz 3 milyon kişiydi. Şimdi burada önemli soru şu. Şu anda siz 7.5 olarak söylediğiniz en son rakamları benim baktığım bu sabah baktığımda aradaki fark 7.8 Biden'ın önderliğinde gözüküyor. Şunu bilmemiz gerekiyor. Peki Trump geçen sefer %1 ile yani 3 milyona yaklaşan bir oyla farkı kapattı ama şu anda gözüken 7.8 farkı kapatabilir mi? Soru bence bu. Bence kapatamaz. Eğer Trump'a ve Trump'ın lehine ki ben de buna inanıyorum. Trump'ın algoritmalara yansımayan, rakamlara yansımayan bir cebinde en az %3-5 ekstra oy var diye düşünüyorum ama bu %7.8'lik oyu kapatacak kadar oyu olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ben Amerika'nın 46. başkanının Joe Biden olacağını düşünüyorum. Bunu söylerken o %7.8'lik bir veri bizi bence kimin kazanacağına ikna etmesi gerekir aslında ama dediğim gibi Trump daha önce de kaybetmişti anketlerde ama bu sefer de kazanır mı düşüncesinden farklı düşünüyorum ben. Şimdi dediğim gibi o %3 bile yanılsa, %4 bile yanılsa anketler seçimi Joe Biden kazanıyor. Yani 1940'lardan beri yapılan anketlerde yanılma oranı en fazla %10 olmuş. Dolayısıyla %7.8'i yanılma payının içinde düşünsek bile 1940'lardan bu yana anketler giderek de daha doğruyu bilir ve daha az yanılır hale geliyor durumda ki demin söylediğimiz gibi geçen seçimde 2016'da sadece %1 yanılmıştı. Bunun 3 katı olsa, 4 katı da olsa, yanılma payı %4 de olsa ben yine Joe Biden'ın seçimi kazanacağını düşünüyorum. Rakamlarla baktığımızda bunu görüyorum. Çevremde demokrat arkadaşlarım bile bazılarının bu sene biraz Trump'a döndüğünü, özellikle tabii Türk-Amerikalıların Trump'ı tercih ettiğini, Türkiye-Amerika ilişkileri açısından düşünerek daha fazla Trump'ı tercih ettiklerini de görüyorum. Ama genel toplama baktığımızda Joe Biden'ın rakamlarının tartışılmaz olduğunu ben söyleyebilirim. Başka bir sebep daha var benim Joe Biden neden kazanacak sorusuna verdiğim cevap. O da çok enteresan bir istatistik var. Bugüne kadar bir başkana rakip olan ve başkanın ikinci defa seçilmesinin önünde ona rakip olan 3 tane enteresan başkan var. Bill Clinton, Jimmy Carter ve Ronald Reagan. Bu 3 kişiden neden bahsediyorum? Şu sebepten bu 3 kişinin de ortak özelliği o tarihlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında o andaki aktif başkandan en önemli halkın sorun olarak gördüğü konuda daha fazla destek görmeleri. Şimdi aynı durum Joe Biden için de geçerli. Yani ne demek istiyorum? Amerikalılara sorulduğunda ki genelde o sorunun cevabı ekonomi olur ama şu anda en büyük sorunumuz sizce ne dendiğinde pandemi cevabı veriliyor.
ve pandemiyi kim iyi yönetir denildiğinde de Joe Biden gözüküyor. Ben diğer bu bahsettiğimiz üç başkanda olduğu gibi tarihi bir şekilde aktif başkandan daha fazla destek aldığı konunun önemli olacağını ve bu konuda da destek alarak Joe Biden'ın başkanlığı kazanacağını düşünüyorum. Diğer faktörler var. Mesela çok önemli Florida diyoruz hep. Bir başkanın, özellikle cumhuriyetçi bir başkanın Florida'yı kazanmadan, oradaki 29 delegeyi almadan Amerikan başkanı olma ihtimali çok çok düşük. Ben Florida'ya şu anda baktığımızda da rakamlar bize ne söylüyor? %2 ile çok küçük bir farkla Joe Biden'ın önde olduğunu söylüyor. Buna tabii ki güvenemeyiz, bu hata payının içinde. Ama şunu söyleyebilirim, eğer Joe Biden Florida'yı almasa da seçimi kazanabilir. Ama Trump Florida'yı almadan seçimi kazanamaz gözüküyor. Bu arada Trump'ın pandemiden dolayı Florida'da oy kaybettiğini görüyoruz. Neden? Çünkü Florida'da oy kullananların çok büyük bir kısmı 65 yaş üstü insanlar. Orada çok fazla Amerika'dan giden emekliliğini orada geçiren insanlar var. Bu 65 yaş üstü pandemiyi en yoğun yaşayan ve can kayıplarını çevresinde kendisinde yaşayan insanlar olarak, o grup olarak Trump'a olan destekleri azalıyor ki bu Trump'ın en çok kan kaybettiği verilerden bir tanesi. İki taraftan çok kan kaybediyor Trump. Biri banyoda yaşayan kadınlar, ikincisi de 65 yaş üstü seçmenler. Ben Florida'daki bu sorundan dolayı, ki Biden'ın da sorunları var Florida'da. Biden'ın Florida'daki sorunu da Hillary Clinton kadar Latinlerden destek alamaması. Özellikle Kübalı, Miami bölgesindeki Küba ağırlıklı seçmenler, Latin seçmenler sosyalizmden daha uzak durmak için, kökenlerinde bir kötü komünizm tecrübesi olduğu için Kübalı seçmenler daha çok Republican ve Cumhuriyetçi Parti'yi tercih ediyor. Burada Biden'ın da bir oy kaybı var. Olmasaydı büyük ihtimalle Florida'yı rahat alacaktı. Ama ben yine de çok az bir farkla Florida'yı Joe Biden'ın alacağını, Florida'yı alan başkanların da büyük ihtimalle seçimi aldığını biliyoruz. Bu dengenin Joe Biden'ın lehine olduğunu ve seçimi de kazanmasına sebep olacak sebeplerden bir tanesi olarak görüyorum. Bu arada Florida dediğimizde I-4 denilen, I-4 denilen Interstate 4 yolu ve o yolun etrafındaki seçmenler çok önemlidir. Orada 7 tane county'de, 7 kasabada o seçmenler Amerika'da kimi başkan seçmek isterse aşağı yukarı Florida'yı o seçmenler aldırır. Florida alınınca da Amerika genelde teamül olarak Amerika başkanını belirler. O bölgeye baktığımızda da şu anda 7 kasabadan, o 7 kasabadan ki biraz kuzey doğudan güneybatıya doğru Florida'yı ortadan kesen bir yol bu, I-4 yolu dediğimiz. Daytona'dan başlayıp Orlando'dan kesip Tampa'ya kadar giden yol. Bu bence Joe Biden'a bu yolun etrafı Florida kapısını, Florida kapısı da Amerika'nın genel kapısını açacak diye düşünüyorum. Bu noktada şeyi sormak istiyorum. Kamuoyu yoklamalarının yanılma payından bahsettiniz. %10 dediniz maksimum. 2016 seçimleriyle evet, kıyas kabul etmiyor bu noktada. Çünkü şu an kritik eyaletlerde zaten Joe Biden çok büyük ölçüde önde götürüyor yarışı. Ama bu Biden kampanyalarına ve o tarafa destek veren ciddi genç ve ünlü bir kesim de var. Sosyal medyada da görüyoruz. Bunların... Bu kamuoyu yoklamalarının karşılığı sandıkta gözükebilecek mi sizce? Çünkü o noktada belki son anda bir sürpriz olabilir ve Trump cebindeki oylar ve bu olasılıkla kazanabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle oylara yansıyacak. Daha önce söylediğim gibi bu kamuoyu yoklamaları 60 tane firmanın, kimileri internet üzerinden, kimileri telefon, evet, küçük bir kopukluk oldu sanıyorum. Cüneyt Bey, evet, devam edebilirsiniz. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Evet, seçimlere kamuoyu yoklamaların yansıyacağını düşünüyorum. Demin de söylediğim gibi geçen sefer sadece %1 yanılmıştı. Şunu düşünelim, %1 yansıma değil de %3 delegeye hani eksilme olsa, delegelere yansıma farkı payı ne kadar olursa hala fazla oyu almadan da Trump kazanabilir diye düşünelim.
O bence o rakam en fazla %3. Yani 150 milyon kişinin oy kullandığını düşünürsek yaklaşık 4,5 milyon kişi yapıyor. Yani o farkı da kazanabilir. Dolayısıyla o %3'ü de düşersek %7,8'den yani bir 4,8'lik yanılma payı bırakılmış oluyor kamuoyu yoklamalarına. Ben de bunun gerçekleşmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Rakamlar bence çok açık ve net bir şekilde bize seçimi Joe Biden kazanacak diyor. Birçok kişi de hala Trump'ın kazanacağını söylüyor. Rakamlar yanıltıcı diyor ama ben en az rakamlar yalan söylüyor diyorum. Yani bu kadar da yanılıyor olamayacaklar diye düşünüyorum. Bir de şunu da söylemeliyim. Şimdi 2016'dan kazanılan bazı kamuoyu yoklama tecrübeleri var. Weighted Education Weighted dediğimiz bir sistemle kendilerini update etti bu seçim kamuoyu yoklamaları yapan firmalar. Bu ne demek? Şu demek, daha önce dikkat almadıkları bölgelerde seçmenlerin eğitim sistemlerini ve eğitim seviyelerini de şimdi bu hesaplamaların içine kattılar. Mesela atıyorum Wisconsin'de telefon ettikleri kişilerin %60'ı, telefona cevap verenler hep %60 demokrat oluyor. Bu Wisconsin'ın normal bir dağılımı değil. Yani bu tür mantıksız dağılımları, eğitimleri ve gelir seviyelerine göre de revize ederek daha sağlıklı bir kamuoyu yoklaması sistemini oluşturmuş oldular. Yani sadece rakamlar farklı söylediği için değil, bir yandan da kamuoyu yoklamalarının 2016'dan kazandığı bazı tecrübeler ve yenilemeler olduğu için istatistiklerin daha güvenilir olduğunu düşünebiliriz. Öte yandan bir önemli sıcak gelişme de Amy Coney onaylandı Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için ve Senato'daki çoğunlukta Cumhuriyetçiler. Dolayısıyla bu zaten bekleniyordu. Peki bunun onaylanması Demokratlar tarafında oy vermeye daha da teşvik edici bir gelişme olarak yorumlanabilir mi? Olabilir ama çok fazla rakamsal etkisi olacağını düşünmüyorum. Artık kararını verenler büyük noktada vermiş durumda. Seçim için yani kararsızlar çok az. Amy Coney'nin göreve gelmesiyle de oylarını değiştireceklerini düşünmüyorum. Ama burada önemli bir detay var. O da şu. Amerika'daki yapılan son 7 seçimde aslında halk 6 defa demokrat başkan istediğini sandıkta söyledi. Bütün bu Amerika genelinden bahsediyoruz. Ama bunların hepsi seçilemedi. Hillary Clinton örneğinde olduğu gibi delege farklılığına takıldı. Şimdi Amerika'da aslında bir demokratlaşma eğilimi var. Yani 231 yıllık seçim tarihine baktığımızda 19 tane cumhuriyetçi, 15 tane demokrat ve 11 tane de ben ne demokratım ne cumhuriyetçiyim diyen, kendini farklı değerlendiren başkana rastlıyoruz. Fakat son 10 seçime baktığımızda, yani tarihi bize doğru yaklaştırdığımızda gördüğümüz 5'e 5 bir ortada geçen 5 cumhuriyetçi, 5 tane de demokrat başkan görüyoruz. Ben Amerika'da 5 seçim gördüm. Benim gördüğüm 5 seçimde de 3 tane cumhuriyetçi, 2 tane de demokrat başkan seçilmişti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tarih yavaş yavaş daha liberal ve demokrat bir noktaya çekiyor Amerika'yı. Neden böyle oluyor? İki sebepten. Bir, 18 yaşına giren ve oy kullanma hakkını kazananlar daha fazla liberal ve demokrat oy kullanıyor. Gençlerden bahsediyoruz. İki, Amerikan vatandaşlığını kazanan göçmenler. Bunlar da tarihi olarak demokratlardan yana oy kullandığı için Amerika'nın giderek demokratlaştığını ve bu seçimlerde de %0,5, %1, %1,5 gibi de olsa demokratlara bunun pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Kapatmaya yaklaşırken aslında biraz uluslararası ilişkilere de girelim istiyorum. ABD-Çin gerilimi zaten aylardır dünyanın gündemini meşgul ediyor ve Pompeo Hindistan'a düzenlediği bir gezi sırasında Hindistan'la ABD'nin işbirliği içinde olması gerektiği, Çin tehdidine karşı beraber hareket etmeleri gerektiği vurgusunu yaptı ve Çin'den de bunu kınayan bir açıklama geldi. Sizce bu gerilim hangi şartlar altında yumuşayabilir ve bu söylemlerden gerilimin aslında yakın zamanda dinmeyeceğini de yorumlayabilir miyiz? Yorumlayabiliriz. Gerilim dinmeyecek. Çin bir sıcak savaş Amerika'nın düşmanı olmasa da Amerika'nın şu anda çok ciddi bir rakibi. Geçen gün 60 Minutes programında Joe Biden'ın da söylediği gibi tamam bizim düşmanımız olmasa da çok büyük bir rakibimiz diyor Çin. Ama Hindistan'la Amerika birleşiminden de aslında yeni bir Çin doğacak gibi düşünebiliriz. Şöyle bir durum var.
Hindistan hiç çaktırmadan ve yavaş yavaş bence dünyanın en büyük ikinci, üçüncü ekonomisi olmak için yolda. Birçok konuda Çin dikkat çekici ve sorunları kendi üstüne çekerken aynı tavırlarla mesela yaklaşık 50 tane aplikasyonu birdenbire kapatıyor Hindistan ama hiçbir yerde haber olmuyor. Bir sürü konuda Çin gibi bazı hamleleri var ama dikkat çekmiyor. Şunu söylemek istiyorum. Hindistan da aslında hem Amerika için hem dünya için yeni bir Çin. Burada Çin'den daha az bir Çin diye Hindistan'la ortaklık yapmak isteyen Amerika'nın böyle bir planlaması olabilir ama ticari savaşların ve ticari gerilimlerin biraz daha küreselleşmekten uzaklaşan dünyada artık bir gerçek olduğunu ve en azından önümüzdeki 5-10 sene bu realiteyle yaşayacağımızı söylemek gerekir. Bir de S-400 konusu var biliyorsunuz gündemde. Türk-Amerikan ilişkilerinde tepkiler var. Amerika'dan Türkiye'ye tepkiler var. Sizce herhangi bir yaptırım gündeme gelir mi? İlerleyen süreçte ilişkiler nasıl şekillenir? İlişkilerde Joe Biden, ben seçileceğini söylüyorum. Joe Biden seçildiğinde Türkiye-Amerikan ilişkileri bundan negatif etkilenecektir. Trump ve Erdoğan arasındaki ikili iletişim, konuları ve detayları kongreden ziyade bir hükümetler ilişkisi olarak sürdürdü. Bu hükümetler ilişkisi devletler ilişkisine dönüştüğünde, yani kurumlar biraz daha harekete geçtiğinde Joe Biden'ın Trump'ın yaptığı gibi kongrede şu anda beklemekte olan Türkiye aleyhindeki bazı yaptırımları harekete geçirebileceğini ve bu nedenle de Türk-Amerikan ilişkilerinin daha negatif bir duruma geleceğini söyleyebiliriz. Burada Joe Biden'ın söylemlerini hepimiz takip ettik Türkiye aleyhine. Yani Demokrat Parti'den ziyade Joe Biden'ın kişisel bakış açısı ve kişisel tercihleri ağırlıklı olarak Türkiye aleyhine olabilir gibi duruyor. Fakat burada tabii ki seçim öncesi söylemlerle seçim sonrası realiteler farklı oluyor. Yani söylediği kadar negatif enerji oluşmayacaktır. Dediğim gibi devletler araya girdiğinde daha söylemlerinden sertlik yumuşayacaktır. Ama yine de Trump mı Biden mı Türk-Amerikan ilişkileri için iyi olur dediğimizde bence onun da cevabı net. Joe Biden Türk-Amerikan ilişkilerinde sorun çıkartacak gibi duruyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey New York'tan aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Cüneyt Gürkan'la beraberdik. New York bağlantısı gerçekleştirdik. ABD'de seçimle karşınızdaydım. Artık seçimlere bir hafta var ve biz de yayınlarımıza hız vermeye devam edeceğiz. Bağlantılarımıza devam edeceğiz ve tüm süreci size aktarmaya devam edeceğiz. EkoTürk ekranlarından ayrılmayın.